Mutlu sabahlar, mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz. Bin Spor stüdyolarına 25 Ağustos çarşamba günündeyiz. Saatler 11. Uğur Meleke ile birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Bugünkü programımıza Uğur merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk Bugün günlerden çarşamba malumunuz. Geçen hafta olduğu gibi, değerli izleyenler lig başladı. Geçen hafta olduğu gibi ikinci haftanın yani geride bıraktığımız haftanın istatistiki değerlendirmelerini yapacağız bugün. Hemen başlayalım isterseniz Uğur Bey. İlk olarak hangi sayfamız geliyor, hangisini istedik? Kat edilen mesafe. Bu e, genel olarak Uğur Bey sizin elinizdeki kağıtlarda şey olabilir. E, koşu mesafesi yazıyor olabilir. Onu değiştirdik sizin uyarınız doğrultusunda. Ya o konuda bir hassasiyet var. Hani tamamı koşu değil. Bunun biraz da şüphesiz ki yürüyüşü yürüyüş var. Ama vesaire, yani bu evet. konudaki hassasiyeti ben biraz lüzumsuz bulmama rağmen yine de değerli değerli için. dostumuz Barış Gerçeker'e danıştım. Barış Gerçeker evet kat edilen mesafe desek daha iyi olur dedi. Evet. Ya yani mesela Trabzon maçı 2-0 kazandı deyince Trabzon kentinin kazanmadığını biliyoruz değil mi? Anlıyoruz onu. Trabzon sporu e, Tabii diye. ki. Adaptarması var burada. <laughs> yani koşu mesafesi deyince de böyle ortalığı birbirine katmanın ya bunun içinde yürüyüş de var diye çok hassasiyet oluşmasının anlamı yok. <laughs> evet insanlar bence kafaları yeterince çalışıyor onun içinde yürüyüş de Elbette. Biliyorlardır ama bu manasız hassasiyetten dolayı. Daha doğru bir ifade kullanabilmek adına. Barış adını işte, Barış bu işin uzmanı kat edilen mesafe desek daha doğru olur dedi. O şekilde değiştirdik. Geride bıraktığımız haftada en çok mesafe kat eden takım kilometre 129.4 Kasımpaşa olmuş. Ya ben buna inanamadım. 129.4 nedir yani? İngiltere Premier Lig rekorunun üstünde. İngiltere Premier Lig'de 2019'da rekor kırılmıştı. 119 kilometreydi. Sonra o rekor geliştirmiş olabilirler bilmiyorum. Bundesliga'nın geçen sezon pandemi sezonundaki rekoru 129'du. Bir önceki sezon. Kasımpaşa 129 koşmuş. Ben buna inanamadım. Dedim ki maç ne kadar uzamış? Onu istedim sevgili Emir'den, editörümüzden. Emir dedi ki ilk yarı 2, iki, ikinci yarı 6 dakika uzamış. Yani 98 dakika oynanmış. Yani ben dedim ki 129 çıktığına göre herhalde 103, 105 falan oynandı. Çok uzadı. Ama 98 oynanmış. Yani inanılmaz. İyi demekten başka bir şey gelmiyor elde. Fazla iyi. Evet, fazla iyi. Yani şeyi zor limitleri zorlayacak düzeyde iyi. Şaşırtıcı. 123.2 ile Giresunspor, 123.3 ile Giresunspor aldın ardından Medipol Başakşehir geliyor 118.6 Gaziantep Altay ve Göztepe'de sıralanıyor yine Altay'da 2'de 2 yapan ekiplerden ilk 5 içerisinde en çok koşan takımlardan bir tanesi. Fena koşmuyor takımlarımız. Ya rakamlar bu şekilde ise çok iyi. Biz birden hani az koşan bir ligdik, çok koşan bir lige dönüştük. Peki. Ya çok özür dilerim bir şey sorabilir miyim? Sakıncası var mı? Bu Opta mı Instat mı? Şu Bu Instat Instat. O da global bir. Felan. Bu genel haftanın geneliydi. Bir de Avrupa'da bizi temsil eden takımlarımıza bakalım. Bu sezon bizi Avrupa'da temsil eden takımlarımız ne yapmış? Beşiktaş 109.9, 110 diyebiliriz. 112.4 Fenerbahçe, 113.8 Galatasaray, 110.1 Sivas ve 113.2 Trabzonspor. İlk hafta Trabzonspor'un görece daha rahat geçtiği bir rakip. Koşu mesafesi daha düşüktü ama bu hafta biraz daha onu 5 kilometre Çünkü kadar Çünkü Sivas'ta daha koşmuş yükseltti. Rakibi. Evet. İki takım da birbirini daha fazla koşturmuş değil evet. mi? Ee, Fenerbahçe ve Galatasaray standartını korumuş. Evet. Fenerbahçe geçen hafta 115'ti. Şimdi 112.5. Galatasaray geçen hafta 111'di ama bir kişi eksikti 30 dakika. Bu hafta yaklaşık 114. Fenerbahçe ve Galatasaray hani uluslararası standartlara bakarsan iyi koşuyorlar. Beşiktaş 110. Yani bu verilerde gayet iyi. 110'un altında koşan büyük takım yok. Ee, Peki tabii bizim maçlar biraz fazla uzuyor. Bak evet. bunu hep hep belirtiyorum. Çünkü oyun çok duruyor. Hafta sonu bak unuttum bunları o dakika sana söylüyorum. Ondan sonra yazmayı, not almayı tamam. unutuyorum. Eee bir faul verildi. Hangi maç? Hakikaten hatırlamıyorum şimdi. Fa var falan da yok ha. Faul oldu, müdahale oldu, o oldu, bu oldu. Oyunun yeniden başlaması 3 dakika. 4 dakika sürüyor. Çok duruyor. Yerde yatıyor, kalkıyor, bakılıyor, ediliyor, pozisyon alınıyor. Tamam hava sıcak, su içiliyor vesaire. 4 dakika gitti. 4 dakika gitti. Bu koşu mesafelerinin çok duruyor oyunlar Başların yani. uzaması. Yani şimdi hatta çok özür dilerim. Bu duraklamaları hesap edecek olursan maçların belki 10-15 dakika falan uzaması gerekecek neredeyse. Lüzumundan bile az uzuyor diyorsun. Geçen neredeyse. sezon e, Bundesliga'da ortalama maç süresi 95 dakika. Uzatmalarla beraber yani 95 dakika. Süper 99 dakika. Süper maç süreleri zaten totalde uzun. Bu da maç sürelerinin uzun olması sanırım bu koşu mesafelerine yansımış. Çünkü koşu mesafeleri biraz böyle gerçek üstü iyi. Ya fazla iyi. Anladın mı? Biz o zaman Avrupa Şampiyonası'nda niye bu kadar koşu mesafesi konusunda şey kaldık? Geride kaldık. Güdük kaldık, kısır kaldık. Avrupa Kupalarında da zaman zaman Şampiyonlar Ligi'nde özellikle bakıyoruz takımlarımızın kat ettiği mesafelere. Hani rakiplerinin gerisinde kalıyor. Bu sene ligdeki veriler oldukça iyi. İki haftadır nazar değmesin. Eğer böyleyse Avrupa Kupaları performanslarımız da yansır. Şimdiki sayfamız az önce en çok koşan takım Kasımpaşa neden öyle olduğunu gösterecek bizlere. 3 tane oyuncusu var. Kasımpaşa'nın en çok koşan oyuncular arasında ilk 5 içerisinde. ilk 3'e girmiş Sadık U, e, Hayredinoviç ve Varga. Giresun Spor'dan Flavio ve e, Başakşehir'den de Tolga. Yine ilk 5'i haftanın genelinde. Flavio ilk ve Tolga geçen hafta da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Doğru, Flavio, Flavio vardı. Tolga ciğer. zaten özellikleri bu. Flavio'nun tüm futbol kariyeri boyunca galiba bir golü vardı. Yani zaten Özellikleri bu derken Tolga'nın Tolga, Tolga Ciğerci'nin yerini o zaman tam burada Başakşehir'de bulduğunu mu düşünmemiz lazım? yani Tolga daha hayat, hayat önce boyunca bu kadar... zaten çok koşan bir oyuncuydu ama çoğu zaman sakatlıklarla boğuştuğu için. Maç sürekli sağlayamadığı için. Başakşehir'de evet bir de Aykut Kocaman'la birleşince mantalite olarak da benzeşiyorlar. Aykut Kocaman Tolga Ciğerci'ye daha fazla dakika veriyor. Tolga Ciğerci de kendini göstermeye, fiziksel özelliğini göstermeye başladı ama bu Kasımpaşa'nın gerçekten e, ee, mesafe, fiziksel seviyesi gerçek üstü. Bir de e, mesela hani yeteneğiyle daha çok ön plana çıkan bir oyuncu. Hadi Sadiko ön libero. Varga kanat oyuncusu. Tebrik edelim ne diyelim. Ama acayip yani rakamlar. Şu gol beklentisi bir saniye gol beklentisine geçeceğiz ama acaba şunu daha Neyse hadi akışı bozmayayım şimdi. Şeyin de kafasını karıştırmayayım. Ee, rejinin de kafasını karıştırmayayım. Gol be ha gelmiş zaten ekran. Gol beklentisi. Ee, Avrupa'daki temsilcilerimiz ikinci haftada neler yaptılar? Beşiktaş. Şeyler arasında Avrupa'daki temsilcilerimiz arasında 0.64 ile e, en düşük şey. Evet. Puanı yakalamış ki Sergen da maç sonunda özellikle vurgulamıştı bunu zaten. İkinci yarının başında Larin girdikten Ensakalar'ın rahatsızlandığı bölüme kadar olan kısım herhalde Beşiktaş'ın en üretken, en becerili, en istekli olduğu kısımda o da 0.64'lük bir şey tekabül ediyor. O seslik o bölümdedir değil evet, mi zaten? Muhtemelen. O 15-20 dakikada. Muhtemelen. Ben ilk yarısını da not etmiştim şimdi hemen söyleyeceğim. Beşiktaş maçı, evet. Gaziantep maçı. Beşiktaş-Gaziantep maçının ilk yarısında çok çok düşüktü gol beklentisi. 0-17'ye 0-11. E işte. Korkunç düşüktü. Fakket Zaten ediyorum. ilk yarı ilk 45 dakika neredeyse bir şey oynanmadı. XC'ler ilk yarıda 0-17'ye 0-11. İkinci yarıda söyleyeyim 0-64'e 1-0-1. Gaziantep'in daha yüksek gol beklentisi Beşiktaş-Gaziantep maçında enteresan. Dediğim gibi Sergen Hoca da maç sonunda net bir şekilde bu tespiti yapmıştı. Ee, merkez oyuncularımız ve kanat oyuncularımız topla buluşmadı. Ee, çok ağır kaldık bu konuda. Çok yavaş değil 45 çok dakika. Tempo, ağır kaldık dedi. tempo yapamadılar. Gaziantep ben o gün şöyle bir şey söylemiştim. Tepki olmuş. Gaziantep oynatmadı. Gaziantep 5 oyun fırsatı vermedi dedim. Denmiş ki Gaziantep'i de oynatmamasını övüyorsunuz. Gaziantep faul yaparak değil. Gaziantep doğru alan parsel olarak kastetti. Baktım ilk yarıda Gaziantep kaç faul yapmış. 3 faul yapmışlar sadece. Çok düşük. Beşiktaş da i̇lk bu, bunu aşacak sayısı. bir oyun bulamadı. Evet. Gaziantep doğru Sıkıntı alan oynadı. parselleyerek Beşiktaş oynatmadı. İkinci yarının başı o 15 dakikalık bölüm hariç. Ben faulle oynatmamayı övmem yani. Değil elbette. Zaten hiç hoşlanmam çok faul yapan takımdan. oyunu çok fazla. Gaziantep ilk yarıda sadece 3 faul yapmış. Ama alanı doğru tutarak, doğru paylaşarak, birlikte hareket ederek, boşluk bırakmayarak Beşiktaş oynatmadı. Kast övdüğüm şey oydu. maruz Şumidika'nın oyunu hafızasına geri dönerek 5-4-1'e geri dönerek doğru durarak Beşiktaş oynatmadı. Beşiktaş 46'dan itibaren senin de altın çizdiğin gibi bir Lari'nin girişi sol açığa, iki Salih'in ilk yarıdaki nispeten ikinci yarının başında ikinci santrifor koşulları. Salih'in sürekli ceza alanına koşuyor. Zaten 46. dakika ilk pozisyon Salih savunma arkasına süper pas Lerin vuramadı. Salih Lerin var. 48. ikinci pozisyon Gezzal savunma arkasına attı. Salih vuramadı bu kez. Yere düştü. Hatırlar. Öğrenciler evet. yapmaya çalıştı. 50. dakika Gezzallerin. Bu sefer çok iyi pozisyon. 58. dakikada En Sakala'nın ortasında Salih'in direğe giden topu var ama offside'de. Yani 4 tane pozisyon var. Muhtemelen bu 0-64'ü üreten. O bölüm evet. 4'ün 3'ünde Lerin, 3'ünde Salih var. Hemlerinin girişi hareketlendiği hem orayı hem de Salih'in ikinci santifor koşuları. Onun da altını çizmek lazım. Devres konuştuk dedi Sergen Hoca. Çok ciddi konuştuk oyuncularla. O konuşmalarda dedi. demek ki Salih Uçan'ın da o konuşmalar sonrası bir rol değişikliği, bir ritim değişikliği, bir niyet değişikliği söz konusu. Onun da altını çizmek lazım. Fenerbahçe Antalya Spor maçında 1.76 Galatasaray 1.67. Hatay Spor karşılaşmasında Sivas Spor, Trabzon Spor maçında 2.13. Trabzon Spor yine aynı maçta Sivas Spor'a karşı 1.92. Evet bu iki takımın toplamı Trabzonspor ve Sivasspor toplamı 4'ü geçiyor. 4-0-5 aslında maçta 3 gol oldu ama bayağı 4'ün üzerinde gol bekten Maçın ne kadar Çok güzel olduğunu maçta, evet. bir başka kanıtı Sivas-Trabzon maçının. iki temsilcimiz zaten yarın daha geniş konuşacağız. Zorlu görevlere çıkacaklar deplasmanlara. Yarın akşam evet. Biri Parken Stadında biri Roma'ya ama hala onların umudu kesmedik. Yani onlar çünkü iyi gidiyorlar ligin formda iki takımı başarabilecek takımlarımız. Evet. Fenerbahçe yani. ve Galatasaray'a gelince benzer zaten gol beklentileri. Rakiplerinin gol beklentileri de benzer. Zaten bir sonraki tabloda rakiplerinin gol beklentileri var. Antalya ve Hatay'ın 0-77. gol beklentisi. Demek ki iki maçtan da doğal sonuçlar çıkmış. Değil mi? Fenerbahçe Antalya'yı tek farkla yendi. Galatasaray Hatay'ı aynı şekilde tek farkla yendi. Gol beklentileri arasındaki fark da tek fark. Demek ki oyun Fenerbahçe 2-0 kazandı. 2 farklı yani evet. pardon son dakikada attı 2'ye çıktı. Bu Oy. arada şimdi Emir Uyardı şeyi de e, Gaziantep'te maçı Beşiktaş karşılaşmasını 9 puanla toplamda. Tamam. Toplamda 9 çok düşük. Evet. İlk yarı 3, toplamda 9. Süper Lig'de normalde. Orada kasti elbette faulle durdurmak değil, değil. Çok iyi kapattılar. Alanı çok iyi paylaştılar. Beşiktaş orada çözümü ikinci yarının başında buldu. Büyük talihsizlik. En ile beraber de durdu oyundan düştü. Süper Lig'de normalde bir takımın faal ortalaması 13.5-14 bu arada. Dikkatli izlerimizde. hani şunu düşünmüş olabilirler. Gaziantep 9 faal yapmış. Bu az mı çok mu diye düşünmüş olabilirler. Süper Lig'de bir takımın ortalama yaptığı faal ötesi bir maçta 13.5-14. Düşük yani Gaziantep'in 9 faal. Bir sonraki sayfamız. Dostlar. En çok şut çeken takımlar yine genel olarak haftanın en çok şut çeken takımı Altay. 23 ile birinci sırada. Geçen haftanın da birincisiydi ya. Mec Altay iş. birçok istatistikte evet. Geçen hafta da sanki 24. Zirvede sanki Fenerbahçe falan. 21, Sivasspor 17, Konyaspor 15. İlhan Hoca'nın, İlhan Palut'un Konyaspor'u da sezona iyi başlayan ekiplerden 2'de 2 yapan. Giresunspor'da yine 15 şut denemiş. Rakip kalede zaten Altay ve Konya 2 2 ile gidiyorlar. Evet. Zirve ortakları bu tabloda olmaları da puan tablosuna yansımış. Oyunu da ifade ediyor değil mi? Yani özellikle Altay'ın, Fenerbahçe'nin, Sivas ve Konya Spor'un oyununu. Giresunspor çünkü biraz hani 15'ten şut çekmiş ama hani ne kadar etkiliydi. Oyunla ne kadar örtüşüyordu ondan tam emin olamadım ama ilk sıralamadaki ilk dört takımın oyunuyla rahatlıkla örtüştüğünü söyleyebiliriz şut sayılarını. Doğru. Bir sonraki sayfa şut ve isabetli sayılar ancak e, bizi Avrupa'da temsil eden edecek takımlarımızın ikinci hafta performansı. 7'de 3. Beşiktaş'ın Beşiktaş neyse ki Beşiktaş. vakti var. Şampiyonlar Ligi'ne hala. Beşiktaş biraz düşük kalmış verileri ama zaten 20 gün var daha Şampiyonlar Ligi'nin başlamasına. Beğerbahçe 21'de 7, Galatasaray 14'de 4, Sivas Spor 17'de 4 ve Trabzonspor 14'de 6 isabet anlamında Fenerbahçe hem çok fazla denemiş hem daha fazla isabet bulmuş. Onu da Trabzonspor takip ediyor. 14'te 6 isabetle. Evet 4 yarın akşam sahaya çıkacak. 4 temsilcimizin de verileri iyi. 14'ün üzerinde şut atmışlar. 14, 17, 21. Sivas Spor mağlup olmasa hemen Trabzon'a saygıdeğer bir top oynadı. Onların da net pozisyonları var. Sivas Trabzonspor'a karşı net pozisyonları var. Ligin 2 Formla takımı karşı karşıya geldi. Deplasman Bey, takımı hem Sivas hem Kopenhag. İzleyicimiz yani Mümtaz belli Bey. Olmaz. Mümtaz Bey diyor ki kat edilen e, Mümtaz görür diyor ki kat edilen mesafeyi topun oyunda kaldığı süreyle birlikte değerlendirmek daha doğru olmaz mı? İngiltere Premier Lig'le mukayeseyi bu iki veriyle yapmak daha uygun olmaz mı? Sadece bir not ekleyeyim. E, şeyle mukayese etmiyoruz. Premier Lig'de le mukayese etmiyoruz. Biz biraz daha e, kendimize daha yakın hani en ile mukayese etmelim de Orayı çünkü genelde doğruları yapıldığı bir yer olarak gelişimin hiç durmadığı, oyunu doğru oynamak ya da oyunu geliştirmek için yapılan işleri örnek vermek için kullanıyoruz. Ama bizim hani bir kıyas yapacaksak istatistiğimizi, oyunumuzu, oynama biçimimizi, yönetim şekillerimizi daha farklı örnekler yapmamız lazım. Ama izleyicimizin söylediğine katılır mısınız? Topun oyunda kalma süresiyle. Anlıyorum izleyicimizi. Mümtaz Bey'e teşekkürler. Şimdi ben önümde açıyorum. Aslında topun oyunda kaldığı süre anlamında çok büyük fark oluşmuyor. Garip bir şekilde 5 büyüklükle bizim aramızda söyleyeyim ama maç süresinden dolayı bir fark oluşuyor. Süper Lig'in geçen sezon topun oyunda kalma süresi yaklaşık 55. Onun için başka bir rasyo bulabilir miyiz acaba? Başka bir formül üretebilir miyiz? Oyunda kalma acaba? oranı işte. Benim altın çizdiğim konu o. bak. Süper Lig'de geçen sezon topun oyunda kalma süresi 55 dakika. İngiltere Liginde kaç biliyor musun? 56 24 ee çok bir fark. Ama oynanan süre Nasıl oluyoruz? Kız. Evet. Yüzdeye vurduğun zaman yakın görünüyor. İşte o yüzden dedim acaba farklı bir formül üretebilir miyiz? Yüzdeye vurduğun zaman fark oluşuyor esas. Onu diyorum işte. Topun oyunda kalma süresi bu. Bizde 55 dakika. Evet. İngiltere'de 56 dakika evet. yaklaşık. Çok bir fark yok gibi duruyor. Fakat Süper Lig'de maçlar çok fazla uzuyor. 99 dakika içinde 55 dakika top oyunda kalıyor. Doğru. Dolayısıyla 54 dakika oyunda kalıyor. Dolayısıyla 44 45 dakika Top oyun harici kalıyor. İnanılır gibi değil. O yüksek. Ama İngiltere'de zaten 96. Uzatmalarla beraber maçların ortalama süresi. Dolayısıyla orada oyunda kalmama süresi, oyun dışı süresi 40. Bizde 45. Farkı oradan ortaya çıkıyor. Evet. Yani oyunda kalma süresi yanıltıyor. Çünkü maçlar bizde çok uzun oynanıyor, çok fazla uzuyor. Oyunda kalma süresi de şişiyor. Ama oyun dışı süresine baktığın zaman gerçeği görüyorsun. İngiltere'de top oyun dışında 40 dakika kalmış. Diğer liglere de söyleyeyim. İtalya'da 39 dakika kalmış. Fransa'da 39 dakika kalmış. Oyun dışı süresi. Bak şampiyonlar ligi müthiş. Oyun dışı sadece 36 dakika. Geçen sezon şampiyonlar ligi ortalaması. Bizde oyun dışı 44 dakika. Bak şampiyonlar ligi top oyun dışı 36 dakika kalıyor. Bizde 44 dakika. Oyun ne kadar mısın? hızlı oynandığında öyle anlıyorsun işte. Ve gerçek oynandığının ve mert oynandığının. Bizde esas fark orada oluşuyor. Şampiyonlar Ligi'ni izlerken o yüzden keyif alıyoruz. 36 dakika sadece oyun dışı kalıyor. Oyun akıyor. Bizde 44 dakika oyun dışı kalıyor. Hayatımızdan çalıyor 44 dakikayı. E mesele o. Dura dura. İzleyicimiz Tuna Yıldırım. Anadolu takımlarının tıpkı 90'lardaki gibi Çanakkale geçilmez oyun tarzına döndükleri gibi bir düşüncem var. Katılır mısınız demiş. Çok sanki çok öyle değil. Mesela üçlü biraz haksızlık olur bu. Deneyen bir Buçuk savunma deneyen bir Malatya var mesela. İlk olmadı yani. ama. Daha hücumcu, alanı daha iyi parselleyen, daha, daha iyi kapatan, kapatmaya çalışan ve bunu e, futbol, temel futbol bilgisi bulunan, ucuza oyuncu alarak yapabilen çok takım var. Yani e, Tuna, sevgili Tuna Yıldırım'a teşekkür ederim öncelikle ama sanki çok öyle değil. Çanakkale'ye geçilmez yapan kim var hatırlayamadım şimdi. <laughs> Şöyle diyebiliriz. seretin başlar arasında. Offside daha önce... Büyüklerle oynayan, sadece büyüklerle oynayan maçları seyrediyorsa belki öyle bir algıya düşmüş olabilir. Büyük offside kuralı oynayan. daha önce şöyleydi. 1990'da değişti galiba. İki oyuncu olması lazım senden önce. Hizzada diye bir kavram yoktu. Sonradan kural değişti galiba 1990'da. Hizzada olduğun zaman da kurtarmaya başladın. Gerçi şimdi video hakem devreye girince iş biraz değişti, teknoloji girdi. Ama offside kuralı ta 20. yüzyılın başına dönersen önce 3 kişiydi. 3 kişi olması lazım önünde kaleci dahil. Sonra o 2'ye düştü 20. yüzyılın başında. Ama 1990'da hizza şey olmaya başlandı. Hizza kabul edilmeye başlandı. Yanılmıyorsam 80'ler ya da 90'da. Ondan sonra zaten bu Çanakkale geçilmez oynama şansın biraz azaldı. Çünkü çok fazla offside taktiği uyguluyor takımlar. Çünkü iki oyuncu çok zor. Yani ben santrifor olarak işim çok zor. İki oyuncunun gerisinde olmam Tabii. lazım. Ama artık hizza işi kolaylaştırdı. Hizza'dayım. Şeyim kurtarıyor. Son oyuncu meselesi. Bir işte. defa birincisi bu artık. Çanakkale geçilmez oynama şansın azaldı. Offside kuranlık değiş. İki, geri pas kalktı. Geri pasta Çanakkale geçilmez oynayanlara çok büyük avantaj sağlıyordu yani. Kaleci oynadığında işi bitiriyor. Ha, i̇şi çok basitleşiyor. Geçen sezon Antalyaspor'u o bol gollü mağlubiyetin ardından eee Ersun Hoca bambaşka bir altılı savunma yaptı. E, e, neredeyse hani 6 Hatay maçından sonra evet. 4-0 falan diye konuştuk ya. E, böyle bir taktikte. Kastettiği şey o izleyicimizin ama Tahmin ediyorum o. Ama ondan ziyade artık takımlar sahayı iyi parselliyor. Alan paylaşımını iyi yapıyorlar. Görev paylaşımını olabildiğince iyi yapıyorlar. Dolayısıyla eğer ki bir, bir büyük takım taraftarıysa ve onun oyunuyla karşılaştırıyorsa oradan o fark oluşuyor olabilir. Çünkü her takım yani Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Trabzon'a karşı oynuyorsan bir şeyde kalırsın. E, nasıl diyeyim sana? Bir temkinli olursun yani. Doğal. O ayrı bir konu ama artık Takımlar, Anadolu takımları bence onu bile bir dengeye oturttular. Onu başka çağdaş ve vizyonel metotlarla yapıyorlar. Yine savunma yapılıyor elbette. Çanakkale hiçbir koşulda geçilmez zaten o ayrı konu. Doğru. Savunma yapılıyor elbette. Ee, tabii ki daha temkinli oynamak durumunda kalabilirler. Çünkü bütçeleri büyük takımlara göre 4'te 1'e 5'te 1'e seviyesinde. Ama bunu 90'larla kıyaslamaya çalışıyorum. Anlatmaya çalıştığım o. Tuna Bey doğru bir soru soruyor. Düşünmeye sevk eden bir soru soruyor. 90'lardaki savunma biçimiyle 2020'lerdeki savunma biçimi farklı. Onu anlatmaya çalışıyorum. 90'larda değişti tabi. Evet, offside kuralı değişti bir defa. O işi değiştiriyor. Geri pas kalktı. O işi değiştiriyor. Kart uygulamaları değişti. 90'larda Maradona dayak yiyordu. Ve Cabrini'nin 1982 Dünya Kupası'nda İtalyan stoper Cabrini Arjantin maçında 21 faul yapıyor. Tek bir oyuncu. Tek bir oyuncu, tek bir maçı 21 faul ile tamamlıyor. Merak eden araştırsın. 1982 Dünya Kupası İtalya Arjantin, İtalya Brezilya maçlarında Brezilya maçında Zico var. Birebir oynuyor. Cabrini'nin faul sayısını. Şimdi mümkün mü? Değil. Bir oyuncu 5 faul yaptığı zaman diyoruz ki hakem bunu nasıl kaçırdı? 5 faule çıkmış aynı oyuncu diyoruz. Hakem gösteriyor zaten 1 2 3 diyor. 21 diyorum ya 21. Cabrini. Ya tabii. İtalya Arjantin maçında çoğu Maradona'ya olmak üzere 21 faul yapıyor. Maradona maçtan çıkınca her yeri yara bere içinde. E, NBA'yi de hatırla. Brezilya o dönemde maçında, demek evet. ki dünyada o değişim, değişim ayrı bak. şeye denk gelmiş. Yıldız oyuncular olarak. daha fazla korunuyor. Dolayısıyla faul ise düşüyor. Bir oyuncunun 21 faul yapması e, Oyun daha mi? az Gülünç. duraklıyor. En Oyun basitinde. daha az duruyor. Daha fazla oynayan taraftan yana kurallar derken şu anda zaten e, savunmacı takımların 90'lara ait olan çanakkale geçirme stratejisini uygulamaları çok kolay değil. Çok da mümkün değil daha akılcı yapıyorlar savunmayı ki zaten savunma futbolun bir parçası. Aynen. Savunma oynamak günah değil. Sıradaki 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 istatistiğimiz değerli izleyenler rakip ceza sahasında topla buluşma. Beşiktaş Gaziantep maçında 15 kez, Fenerbahçe Antalya Spor maçında 27 kez, Galatasaray Hatay Spor maçında 30 kez. Sivas Trabzon'a karşı 26, Trabzon'da Sivas e, Sivas'a karşı 17 kez topla bu... Sivas'a bakar mısın? Neredeyse bütün istatistiklerde Trabzon'dan üstün neredeyse. Bütün evet. Ama maçı kaybetti. Ama daha net pozisyon Trabzon bayağı net pozisyon yakaladı. Daha becerili. İki takım da çok iyi oynadı. İki takım da gerçekten top oynamak için mücadele etti. Trabzonspor'un buradan daha becerili olduğunu. Doğru. Beceri farkını söyleyebiliriz herhalde. Beceri farkı. Galatasaray 1-27 biri, biri 30 Galatasaray iki hafta çok sonunda bu arada Galatasaray 9 net pozisyonla iki hafta sonunda Süper'te en fazla net pozisyona giren takım olmuş. Yani ben Fenerbahçe'de Galatasaray'da eleştirdim iki gündür ama rakamlara bakınca söylüyor. Galatasaray'ın ilk iki hafta itibariyle ligimizdeki sorunlarına sorununa diyecek olursak herhalde kale ve savunmada top çıkartırken yapılan hatalar. Yani orada bir bütünlüğü sağlayabilse takım belki daha az geriye koşacak. Takım ileriye daha rahat yerleşecek. Daha rahat alan boşaltacak vesaire. Fatih Hoca'nın da özellikle maç öncesinde e, Hatay maç öncesinde vurguladığı üzere bu hataları azaltabilirsek Bireyiz çünkü hatalar görünen oluyor. o ki hücum konusunda sıkıntı yaşamıyor. İki hafta, ilk iki hafta itibariyle. O bir hataları bu, savunmadan asıl çıkarken sıkıntı o görünüyor değil mi? Savunmadan çıkarken O görünüyor. Bir 10 dakika hem kaleci Hatay karşısında da hem şey oldu. Savunma evet hattı. Özellikle Nelson'u sonu kapattıkları zaman Luyendama'dan çıkmaya çalışıyorlar. E çok iyi değil topla çıkmakta ama sonra Taylan yine stoperlerle bütünleşti o çıkma kabiliyetini artırdı. Berkan da bütünleşiyor. Galatasaray 10 dakikadan sonra o sorunu azalttı ama bence Galatasaray'ın ikinci meselesi Buyurun. Gerçi Orta. Morutan transferinde bugün konuşacağız. Biraz yaratıcılıkta. Ama Morutan da yaratıcı Orta bir oyuncu adamı. anlaması kadarıyla. Orta saha forvet diye ayırmıyorum. Şunu kastediyorum. Galatasaray oyunu 3. bölgede bayağı oynuyor. Topu oraya bayağı taşıyor. Çok sayı taşıyor. Net veya değil pozisyon da öğretiyor. Ama bir kreativite, bir yaratıcılık. Yaratıcı oyuncu sayısında sanki bir eksiklik var. Bana öyle geliyor. Galatasaray'ın oyuncularına bakıyorsun. Koşucu, çalışkan, mücadeleci bayağı var. Gerçekten de dinamik bir takım oldu. Yaş ortalaması düştü. 25 yaş altı. 5 oyuncu var ilk 11'inde. E koşu mesafeleri arttı. 111, 114. Berkan çok çalışkan. Taylan çok çalışkan. Çıkaldao çalışkan bir sürü çalışkan oyuncu var. Ama yaratıcı oyuncu dediğin zaman yaratıcı oyuncu sayısı büyük takımda sanki biraz daha fazla olması lazım. Terim de galiba transferde ona yöneldi. Morutan içinde şimdi Şumadika'nın görüşlerini vereceğiz zaten. Yaratıcı bir oyuncu olduğunu söylüyor. Beşiktaş'ın bu hafta oynayacağı rakibi e, Vavakars Fatih Karagümrük. E, o maç daha ayrı bir gözle seyredilecek herhalde. Evet Farioli'de Süper Lig'in ee, rakip analizi İstatistik konusunda, anlamında. ustalarında. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Çünkü e, istatistiklerde geride kaldı. Beşiktaş bu hafta. Topla oynama yüzdeleri. Esas ben neyi bekliyorum? İkili mücadele ne zaman geliyor? Oraya geleceğiz. Peki tamam. E, topla oynama yüzdeleri. %60 Beşiktaş, %61 Galatasaray en yüksek. iki takım %58 Fenerbahçe, %53 Trabzonspor, %47 de Sivasspor. Şimdi Sivas Spor geçen sezon Süper Lig'de toplu oynama yüzdesi ortalaması zaten 46-47 idi. Yani Sivas Spor hiçbir zaman en başarılı olduğu dönemde 19 maçlık yenilmezlik serisi yakaladığı dönemde de topla %55-60 oynamıyor. Yani topu paylaşıyor. Geçiş hücumlarını doğru yapıyor. Sivas'ın stratejisi bu. Topla oynama yüzdesi o yüzden çok fazla bir şey tek başına istatistik olarak. Evet. Ama tabii büyük takımsanız, konvansiyonel büyükseniz, Beşiktaşsanız, Fenerseniz, Galatasaraysanız, Trav, Anderlesen, Bruce'sen, Manchester City'sen, Liverpool'san illa ki topla daha fazla oynayacaksın. oyun domine edeceksin. Yani o ülkenin konvansiyonel büyüğüysen, şampiyonluk adayıysan. O yüzden onların %60'lar civarında Fener'in, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın topla oynaması doğal. Beşiktaş'ın %60 topla oynayıp bu kadar az üretmesi de haftanın halde herhalde Beşiktaş'ın. Çünkü topla %60 oynamış ama 7 şut sadece. Gaziantep senin söylediğin gibi iyi kapattı alanı iyi paylaştı çok fazla fırsat vermedi. Evet. Beşiktaş'a topla oynaması bir şey bu manada i̇fade tek et, başına evet. bir şey ifade etmiyor. Beşiktaş topa hakim ama oyuna hakim evet. değil gibi. Peki top, top ellerinde ama az pozisyon. Pas var. isabeti gelsin bir sonraki. Şimdi bak Trabzonsporla Sivaspor yüzde seksen yapmışlar. O da Yüzde seksen Fenerbahçe takip ediyor. Yüzde seksen bir Beşiktaş ve yüzde seksen Galatasaray pas isabeti sanki Tek başına bakıldığında biraz daha e, manalı bir şey. Yakın hepsi birbirine ama. Yani ee, buradan bir şey çıkaramadım. Bir de sezonun biraz daha ilerlemesi lazım. Evet. Bir ortalama alabilmek için. Bir önceki maç ya da beş, son 5 beş maçta ne yaptı falan. O manada. Çünkü bu bize aynı zamanda şunu da söyleyecek. Oyuncuların birbirine yakın durup durmadığı. Topu hızlı çevirip çeviremediği. Bunu da ifade edecek ama ikinci hafta itibariyle. %85 ile %80 arasındaki fark ne biliyor musun? Yani... Trabzon 20'de 17, Galatasaray 16. Bir tane fark ediyor. Yani. O 20 gol pası 17'de 16. İşte bilmiyoruz ki bunu. Tabii. Yani o kadar büyük bir fark yok aslında pas isabetle 85'le 80 arasında. E e. En fazla isabetli orta yapan takımlar. ikinci haftada haftanın geneline bakıyoruz. Galatasaray 11, Sivas Spor 9, Konya Spor 8, Göztepe 8 ve Fenerbahçe 7. Fenerbahçe rakamlara bakıldığında oyunun birçok bölümünde doğru işler yapmış gibi görünüyor. Birçok istatistikte Galatasaray yukarıda. çok orta yaptı zaten. Evet, Basit, Galatasaray 11 orta isabetli yaptı. orta ama Galatasaray zaten maçın genelinde orta yaptı. Yani muhtemelen toplam orta sayısında Emir öyle değil mi? Toplam orta sayısında Galatasaray birincidir. Bak 35 orta. Galatasaray çok fazla sonra... orta yaptı zaten. Ha bir sonraki sayfaya geçtik değil mi? Bir sonraki sayfada yazıyoruz. Galatasaray 35, evet. Beşiktaş sadece 18. Beşiktaş şimdi iki katı kadar orta yapmış. Topa eşit sahip olmuşlar. İkisi de %60 civarında. Evet. Ama Galatasaray 35 orta yaparken Beşiktaş 18 orta yaptı. Galatasaray çok ortalara bağlı oynadı enteresan bir şekilde. İşte Tabii, oradan 1, da 90 oradan sport. da ortadan delme konusunda, ortadan gelme konusunda etkisiz kaldı. İşte Taylan o yüzden tartışılıyor anlatabiliyor muyum? Taylan'ın yani bakmak gibi lazım. değil de hani konuşuyoruz ya geriden oyun kuran bir pilot, bir regista gibi değil de orada daha etkili çıkaldığının goldeki koşusu gibi. Bunlar eksik kaldı. Yorumları Ama Taylan'ın Anlıyorum ama Taylan'ın da sorumluluk alanı çok geride. Yani Taylan'a değil öndekilere bakmak lazım bana sorarsan. Çıkal Berkan, sağ iç sol iç oynayanlar veya kanatlar, Fegulli Kerem. O dörtlüye bakmak lazım, Santu Farkası dörtlüye. Oranın biraz yaratıcılığını sorgulamak lazım. Oraya işte Morutan girince yaratıcılık artar mı? Mustafa Muhammed'i daha fazla dakika vermelisin, kazanmaya mı çalışmalısın? Çünkü sonuçta yetenekli bir oyuncu O da bir çözüm. çözüm önerisi. Ya o ileri beşli de yetenek dozajını artırmak lazım. Yani Cagni, Feguli, e, o Berkan, Kerem oynuyor şu anda orada. Orada yetenek dozajını artırmak lazım. Şimdi benim beklediğim Beşiktaş'ın oyunuyla alakalı çünkü hatırlayacaksın şimdi neden söylediğimi. İkili mücadele kazanma yüzdeleri. Son istatistik sayfamız gelsin ekrana. Şimdi hatırlayın geçen sene Beşiktaş'ın maçlarını değerlendirirken Beşiktaş'ın ikili mücadelede rakibinden geride kaldığı maçlarda sıkıntı yaşadığını konuşmuştuk. Doğru. Yüzde 43 çok geride kalmış ama. Yani. Evet. Şaşırtıcı. Bayağı geride kalmış. hafta yani. itibariyle evet. 57'ye 43. Evet. Beşiktaş'ın oyunu bu ikili usta. mücadele. Geçen sezonun geneline bakacak olursak Beşiktaş oynadığı oyun belli. Nasıl bir oyun oluyor? Tekniği taktiği belli ve ikili mücadelelerde hep 51, 52 zaman zaman 53, 55 her neyse ama hep rakibinden üstün. Aşağıda kaldığı maçlarda sıkıntı yaşadığı maçlardı. Şimdi hmm. İlk iki, hafta, ilk hafta da Beşiktaş yine ikili mücadelede geride kalmıştı. Öyle mi? İlk hafta da mı geride kaldı? Atıyor 0 kazanmasına rağmen. E, Emir bir kontrol eder misin? sanki bir puan gerideydi gibi hatırlıyorum ama onu kontrol edelim, doğrusunu öyle verelim. Bu maçta bayağı geride kaldı. Bayağı geride kalmış. kalmış. Ya Gaziantep zor deplasman. Muhtemelen Gaziantep'e giden her büyük takım biraz sıkıntı yaşayacak. Demek ki fiziksel seviyesi de yüksek. Gaziantep takımının 57'ye 43 çünkü ciddi bir fark ikili mücadelede. Bak Sivas'ta Trabzon'a karşı çok bariz bir üstünü kurmuş. 62'ye 38. İlk haftada 48'e 52 dediğim gibi 2 hmm. puan geride kalmış Rize'de 5'e karşı 2'nin evet. mücadele üstünü kurmuş evet. öyle mi? 52'ye 48 olmuş. Beşiktaş 48 yani Rize 52. Bir bakalım haftalar geçtikçe böyle mi gidiyor Beşiktaş acaba? Onu herhalde yukarıya çekecektir tahminim. Sergen Hoca'nın oyununda o var çünkü. Doğru. İkili mücadele deyince itiş, kakış, kavga, dövüş falan bahsetmiyoruz. Yani ikili mücadele topu kazanma mücadele. Bak güzel bir soru daha gelmiş. İzleyicimiz der ki, Ersavaş Bey, oyuncu değişikliği sayısının artmasının koşu mesafelerine olumlu etkisi var mıdır? Var tabii ki. Yani sıfır kilometre oyuncu sokuyorsun. Çıkana göre toplamda. tabii daha çok koşuyor toplamda. Tabii. Aynı oyuncunun 90 dakika oyunda kalması belki 10 kilometre kat edilen mesafeye karşılık gelecekken 61'i 31 i oynadığı zaman belki 10.5 oluyor. Orada belki yüzde beşlik bir fark oluşuyor ama bütün ligler için geçerli bu tabii şu an bütün liglerde 5 öncü değişikliği uygulaması hemen hemen devam ediyor. Değerli izleyenler şimdi bir sayfa grafiğimiz daha var. ikinci haftanın Spor Toto Süper Lig'de ikinci haftanın ardından o da Opta verilerine göre haftanın 11'i. Kalede Altay, Haddadi, kim Mince, Luindama ve Skubic savunma dörtlüsünü oluşturmuş. Bakasetas, Pınares ve Hayredinovic orta sahada. Rodriguez solda, Feguli sağda ve Benjamin Tete en ileri uçta çıkmış. Opta verilerine göre istatistiki olarak kendi bölgesinde. Skubic'i tahmin ediyorum sezonun birçok şeyinde görebiliriz. Evet iyi açtı yine sezonu. Evet. Haftasında görebiliriz. sağ beki ligin ee, Mince, Kimde, Nelson Sondal, Louis da iyi hafta oynadılar. Kim, kim Mince mi diyeceğiz yoksa Mince... Kim soyadı ama onların kültürünü önce soyadı, soyadı. Öyle diye biz de öyle başladık. Kim Mince diyebiliriz evet. Hani bir şey tutturalım diye söylüyorum. Tamam. Ee, standart yakalayalım diye. Kim Mince diye devam ediyorum. Çünkü Fenerbahçe kulübünün de şeyinde basın bülteninde sanki öyle okudum evet, diye hatırlıyorum. Doğru soyadı. Evet. Çünkü o kültürde önce soyadı. Kim Mince. Ben kim. çok beğendim ilk maçında. Kesin. Konuştuk zaten ya yani Bir iki hata oldu. Ama onun dışında sertliği dozunda zamanlaması, arkadaşlarını yönetmesi, kaymaları, gelmeleri, savunmayı öne çıkarması falan hakikaten çok katkı sağlayacak Salah gibi. Salah'ı da sol stoper oynayınca daha önce merkezde Salah'ı oynuyordu. Kim yokken Salah'ı merkezde oynuyordu. Mesela Novak sol stoper oynuyordu diyelim ki. Salah'ı sol stopere geçince öne daha cesaretle ve akılcı çıkmaya başladı ki Salah'ın çıkması önemli. Çünkü doğru çıkıyor Salah'ı. Kimin gelmesi yani Salah'ın da verimini artırdı. Altay, Skubic, Kim Mince, Bakasetas sanıyorum haftalar ilerledikçe bu oyuncuların isimleri de. Bakasetas'e bağırlığını koyuyor. Bu hafta da koydu. Göreceğiz. Rodriguez süper bir frikik golü attı. Fegoli iyi açtı sezonu değil mi? İyi Geçen hafta asist diyemeyiz ama birinci golü hani onun çabasıyla geldi. Golü. hiç bu olmayan hafta bir gol... oyuncudan ne olacağı belli olmayan gönderilecek denilen bir oyuncudan bildiğin ilk 11 oyuncusu oldu evet. yani. Bir de bu hafta koşu mesafesi 9800 kat ettiği mesafe diyelim yine. 9886 dakikada. Yani 10 dakika eksik olmamasına hemen uzatmalarla beraber 9800 en çok. en, çok kat edenlerden biriydi. O 10 dakikayı da oynasa belki 10800 falan olacaktı. İyi mesafe kat etmiş. Dediğimiz gibi opta verilerine göre istatistiki olarak kendi mevkilerinde en iyi performansı gösteren oyuncuların 11. Başka şeyimiz kalmadı Uğur Bey. İstatistikimiz kalmadı. Yarın da ele alırız. Çarşamba, Perşembe standart olarak bu sezon hep istatistikleri vermeye çalışacağız. Az önce Morutan dediniz. Morutan'la yani Galatasaray'la devam edelim. Güzel bir şeyimiz var. Ee, röportajımız var. Söyleşimiz var. Ama önce bir aramız var. Ardından Galatasaray'la devam edeceğiz değerli izleyenler. Tekrar birlikteyiz, devam ediyoruz değerli izleyenler. İzleyicimiz Ümit Bey yazmış. Ümit Ali İhsan Akıllılar. Diyor ki, haftanın 11'i sahaya çıkarsa 3-0 hükmen mağlup sayılır. Sadece bir yerli oyuncu var çünkü demiş. <laughs> Hakikaten hiç büyüyeceğim yoktu. Doğru, çok doğru. İzleyicimize teşekkür ederim. <laughs> Sadece 6 ay var. Valla dikkat etmemiştim. Çok doğru söyledik En iyi performansı sergilenen oyuncuları sürersen sahaya sıkıntı var. Bu haftaki Sergen Yalçın'ın <laughs> Batu Şua'yı sokmak için Gezzal'i çıkarmak Formül yapması zorunda kalması gibi. kalması gibi. Evet. Türk futbolu <laughs> maalesef böyle bir kabusla karşı karşıya. Vallahi çok teşekkürler sağ olun. Çok tam yerinde oldu çok güzel oldu. Ee, şimdi efendim Fanatik Gazetesi'ne gidiyoruz. Fanatik Gazetesi diyor ki 2017'den beri hedefte Morutan transferinin perde arkasını Metin Karabaş yazmış. Değerli izleyenler Fatih Terim ve Scout ekibi 22 yaşındaki oyuncuyu ilk olarak 2017 yılında izlemeye almış. Başkanın ve hocanın bu süreçteki tavrı transferin istenilen seviyeye inmesini sağlarken genç yıldızdan beklenen bonservis bedeli ise 20 milyon euroymuş habere göre. Peki Galatasaray nasıl bir anlaşma yapıyor? Ayrıntılar şöyleymiş. Galatasaray Morutan için 5 milyon euro bonservis ödeyecek. Morutan yıllık 600 bin euro kazanacak. Anlaşma 5 yıllık kulübüne tüm bonuslarla birlikte 5 milyon euro ödenecek. Bonservis bedeli 2023 yılına kadar taksitle verilecek. 2023'e kadar ödenecek taksitli tutar 3,5 milyon euro. Takipten hiç çıkmadı. Ee, gelmek için her şeyi yaptı. Hem 10 numara hem de kanat oynayabiliyor demiş. Bu arada sahada e, ufak kutu içerisinde Rindon Kasımpaşa'da da demiş. Onu da müsaadenle bir okuyayım. Lütfen. Konuyu dağıtmadan. Galatasaray'da 4,5 sezon forma giyen Ryan Donka teşekkür etmiş Galatasaray. Yapılan açıklamada 155 maçta Galatasaray forması giyen, 6 kez kupa sevinci yaşayan ve attığı kritik gollerle takımımızın elde ettiği önemli zaferlerde imzası bulunan Ryan Donka verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür ediyoruz denildi. Tecrübeli futbolcu kariyerine eski takımı Kasımpaşa'da devam edecek. Hocanın, Fatih Hoca'nın vazgeçmesi bana hep ilginç gelmiştir Ryan Donk'tan. Ozan Tufan'ın gitmesi kadar değil ama yine yaşı, de ilginç gelmiştir yani. Yaşı 86 doğumlu. 35 artık 2022'ye geliyor. Ama zaten 11'de olacak. kullanmıyordu ki hoca ufak tefek değişikliklerde, kritik anlarda. Evet öyleydi. Yapması gerekeni yapan ve hocanın verim aldığı bir neyse dediğin gibi başka ne olacak? Bir de stoper rotasyonu da dar şu anda. Ee, Sonuçta kadro, yabancı sayısı, maaşlar vesaire dünya kadar başka var. Tabi, dinamiği var bu işin yani. Uğur Bey, bizim internet sitemizde, beansports.com.tr'de bir röportaj var. Sevgili arkadaşımız Burak Han yaptı röportajı, ellerine sağlık. Borutan'la alakalı, eski Türkiye'de de görev yaptı, Mariusz Şumudika'nın görüşleri. Şöyle okumaya başlıyorum. Sportoto Süper Lig'de büyük iz bırakan ve şimdilerde Kluj takımını çalıştıran Roman teknik adam Marius Şumudika Morutan'ı değerlendirdi. Burakan Işık'a yorumladı. Burakan Işık. Galatasaray'ın çok potansiyelli bir oyuncu aldığını dile getirdi Şumudika. Ben her zaman açık sözlü bir insan oldum. Futbolda yalan olmaz. Yalan söylesen de her şey sahada ortaya çıkar ki çok doğru bir cümle. Morutan çok potansiyelli bir oyuncu. Ancak şunu unutmamak lazım. Süper Lig çok zor birlik. Morutan 22 yaşında ve ilk kez ülke dışına çıkacak. Farklı bir kültürle tanışacak. Adapte olduğunda ligin en fark yaratan oyuncularından biri olacağına inanıyorum. Morutana güveniyorum dedi ayrıca. Fatih terim genç ve dinamik oraya geçmeden şunu söyleyeyim ee, birazdan e, Türkiye'de oynayan yabancı futbolcular Türkiye'de oynayan e, Yunan futbolcularla ilgili bir dosyamız var bugün onu paylaşacağız oradaki sözlerle e, oyuncuların Türkiye tecrübeleriyle alakalı sözleri çok güzel iç insanın içini ısıtan sözler Morutan'ın da bu minvalle adaptasyon demiş ya hoca. sanki sıkıntı yaşamayacakmış gibi geliyor bana ama o şeyden sonra konuşuruz istersen dosyamızdan sonra konuşuruz. Tamam. Devam ediyorum. Böldüm özür dilerim. Fatih Terim genç ve dinamik bir takım oluşturmak istiyor. Morutan sahada olduğu sürece oyunun her anında tehdit yaratabilecek bir isim. Şu anda Galatasaray'ın da sahadaki en büyük eksiği bu olarak görünüyor. Ceza sahası ve çevresinde hem şut hem de pas tehdidi olan bir oyuncu. Sol ayağını çok etkili kullanıyor. Top ayağına, topu ayağına aldığında fark yaratacak bir isim. Ancak Süper Lig gibi bir ligde savunmasını da geliştirmesi gerekiyor. Kısa boylu, zayıf bir oyuncu savunmada fiziksel dezavantajını kapatması gerekecek. Ama ben yine de şu anda Galatasaray'ın ilk 11'de oynayabileceğini düşünüyorum." demiş Marius Șumudică Burakan Işık röportajında. Romanya 22 yaşında ama Romanya 1. Lig'inde 147 maçı var. Ciddi bir sayı. Yani uzun zamandır üst seviyede oynuyor. Bu 140, 145 maçı var özür dilerim. Bu 145 maçta da 14 gol, 32 asist yapmış. Yani 10 maçta bir gol. Çok belki yüksek bir gol istatistiği yok ama asist istatistiği iyi. Romanya Ligi'nde 145 maçta 32 tane asist yapmış. Demek ki Galatasaray'ın bu sıralar biraz ihtiyaç duyduğu şu santrforu savunma arkasına savunma arasında koşu yaptıracak o pasları atabiliyor. Galatasaray çünkü o konuda biraz eksiklik var. Peki izleyicimiz Okan Bey'in sorusunu, görüşünü aktaralım. Morutan gelince Okan Köse diyor ki Morutan gelince orta alanda çıkaldı o yerine mi geçer yoksa sağ kanada Feguli yerine mi? Bence diyor izleyicimiz öncelik hızlı kanat olmalıydı Buruma gibi. O da bir tabii ki oyun tercihiyle ilgili bir şey. Şimdi alıyorsun hızlı kanat Buruma gibi, Geri Rodriguez gibi, Onyekuru gibi. Türkiye takımlar ortalama metrajları çok öne çıkarmıyorlar savunmalarını. Sana arkada koşacak çok fazla alan bırakmıyorlar. İlk başta bir Onyekur gelir Rodriguez dikkat edersen Türkiye'ye geldiklerinde bir tahmin edilemez oldukları şimdi iyi başlıyor 3-5 maç. Sonra, Sonra, rakipler onları tanıyınca önlem geliyor. Çok fazla boşlukta bırakmayınca arkada bu sefer Onyekur'un gelir olur yazın Buruma'nın varlığı anlamsızlaşabiliyor. Büyük takıma karşı oynarsan arkada boşluk bırakır onlar. Fayda anırsın Buruma'dan Rodriguez'den ama Süper Lig'de karşılaştığın 20 takımın 15'i zaten geride çok fazla boş, koşu mesafesi bırakmıyor sana. Savunma arkasına koşayım da bu süratimden faydalanayım. O yüzden mesela Fenerbahçe'de de bu sezon o tip oynayan bir Bright Osayi Samuel var. Yapabildi mi? Hatırlıyor musun? 2 hafta içinde işte, o Osayi Samuel böyle çalımla çizgiye indi falan. Ferdi indi yani. Ferdi yaptı bunu çünkü çalım özelliği var. Ama Samuel dün gösterdik 3 tane pozisyonunu. Evet. Topun üzerine atlıyor. Çalım atmaya çalışıyor. Atamıyor. Atamıyor çünkü rakipler tanıyor ve sana artık bu fırsatı vermiyor. Savunma arkasında boşluk bırakmıyor. Ben izleyicimizin aksine bu tipte de oyuncuların süperlikte çok fazla özelliği yoksa böyle ekstra bir çalım özelliği yoksa sadece süratiyle çok iş yapabiliyorlar. Mesela Sabalobanit başka özellikleri var. Yapıyor. Başka özellikleri başka var ama dediğin var gibi. Başka özellikleri evet. var Çalım özelliği var. Zekası var. Bir de tabii orta sınıf takımlarda yapıyor. Büyük takımda yapabilir mi? Yapamaz mı? Akintola başka özellikleri var yapıyor. Adam geçebiliyor falan. Yapıyor ama o seviye takımlarda yapıyor. Büyük takımlar için biraz e, tereddütteyim. Buruma tipi, Geri Rodriguez tipi, Onyekuru tipi. Çok başka özellikleri olması lazım. Pır pır sadece pırpır pır oyuncu zaten e, oyunun tek şeyi olmaz ki. Yetmiyor. Olmaz. Tek mi yani. anahtarı, tek orta sınıf takımda oyun yeter. olmaz yani. Orta sınıf takımda yeter çünkü onlar savunma arkası daha çok boşluk Senin kanatta oyun kurucuya ihtiyacın var, kanatta da oyun kurabilecek oyuncuya ihtiyacın var, şuta ihtiyacın var, pas opsiyonuna ihtiyacın var, sende var bir onu defa. Var. Top sende çoğunlukla. Tabii. Top sende olduğu için zaten öncelikle pas kalitesi iyi olması lazım. Yumuşak dokunuşu olması lazım. Peki Okan Bey'in söylediği gibi Feguli ile ikisini düşünecek olursak, Feguli ortaya geçse mesela ki bunu sen daha önce konuştuk. Şimdi şeye bakıyorum, e, Morutan'a. Morutan'ın Romanya Ligi'nde e, 20 tane sağ kanat oynamıştı var. Az değil. 75 kez merkez orta saha 20 kez sağ kanat oynamış. Yani az değil. Sağ kanatta bayağı kullanmış. 20 maçta 5 gol 5 asist. İstatisti de iyi. Demek ki ikinci pozisyonu sağ kanat. Hı hı. Birinci pozisyonu merkez orta saha 10 numara. ikinci pozisyonu sağ kanat. İki pozisyonu da kullanırız ihtiyaca göre. Ama dün şöyle bir şey söylemiştim. Teşekkür ederim hatırlattığı için. Hatırlattığın için. Terim Feguli merkez orta sahada keşke kullansa Feguli'nin orada yaratıcılık avantajı da var demiştim. Olabilir. Sağ içine yer değiştirebilir. Bazen Morutan'ı merkezde Feguli'yi sağda. Bazen Feguli'yi merkezde Morutan'ı sağda. Bu zenginliktir zaten. Bu yer değişiklikleri de rakip savunmaların dengesini umarım Avrupa Kupası'nda özellikle bozar. Çünkü bu sene Galatasaray Türkiye'yi gruplar temsil edecek. Ertuğrul Sarıtaş, Morutan'a sizce 10 numaralı forma verilir mi? Verilirse üstünde bir baskı hisseder mi? Ted Lasso'da dizide kaptanlık bandını antrenör karar vermiyordu. Kaptanı yedek bırakıyordu. Diyor ki kaptana sen karar ver. Bandı kime vereceksin? O da böyle maça 10 dakika kalana kadar karar, karar veremiyordu. 10 dakika kalınca veriyordu. Hacı önerdi ya. Hacı ile Popesu geldiler. Büyük ihtimalle onlardan fikir aldı bu hakkında. Terim Hacı'ya bir sorsun. Acaba Morutan'a 10 numara Belki verir mi? Belki de konuşmuşlardır bile. Belki de konuşmuşlardır. Çünkü bir baskı oluşması manası sonra Oyuncudan aldığın verim düşebilir. Ki e, hiç gerek yok. Forma numaraları oynamıyor sonuçta. Futbolcular oynuyor. E tabii. Yani eğer Hacı çünkü muhtemelen onu daha yakından tanıyor. Çünkü o ligde başka bir takımın patronu, tek direktörü. Ligi çok iyi tanıyor. Morutan'la Çikaldar ile ilgili muhakkak fikri vermiştir terimi. O on numara konusundan o sormak lazım. Şimdi bana sorarsan doğru olmaz. Ben Romanya Ligi'ni takip etmiyorum. Eğer bu sorunun altında bir Hacı düzeyi beklentisi varsa oyuncuya da bunu yüklememek lazım. Asla olamaz zaten. Yani Hacı düzeyine zaten Romanya'dan bunu, bir daha futbol çıkmadı. Bunu yüklememek lazım yani. Hacı bir tane. Dolayısıyla olmaz. Çünkü o bambaşka bir seviye, bambaşka bir adam. Anlatabiliyor muyum? Olmaz. Ya Maradona yani. futbolu bıraktı. Arjantin'de çıkan her 10 numaraya, her yetenekli 10 numaraya yeni Maradona dediler. Hiçbiri yeni Maradona olamadı. Olamadı. Messi tabii oldu şüphesiz. Hatta daha da ileri götürdü. Şimdi Messi bırakacak bir günü Allah saklasın. Görmek istemiyoruz o günü ama <laughs> bir gün bırakacak. Yani. Bıraktığı zaman e, kimse yeni Messi demesinler. Kimse yeni Messi olmayacak bana sorarsan. E, olmayacak bir daha bir Messi olmayacak. Ya ben bir daha Messi de kendisi, bir kendi yolunu çizdiği için Messi oldu. Evet, başka bir oyun oynadığı için. Kendi yolunu çizdiği gibi için. Değil, farklı Başkasını oldu. taklit etmediği için. Haklısın, Maradona'dan da farklı. O Maradona yüzden, da o güne kadar ki tek figürdü. Barcelona, Öyle böyle değil yani. Barcelona şimdi 10 numarayı birilerine verecek. Yani, mecburen, doğal olarak. Messi'den sonra. onlarda Messi baskısı falan oluşmasın ya yani. Mümkün değil yani. On numara baskısı. Belki de on numara algımızın artık değişmesi, kırılması, farklı bir noktaya gitmesi lazım. Çünkü oyun da evriliyor evrildi. Devam ediyor o değişim, dönüşüm devam ediyor. On numara forması da belki yakın zamanda çok da fazla bir şey ifade etmeyecek belki. Ya da belki oralardayız zaten geldik bile yani. Formalarda artık 99'a kadar. Büyük futbolcular 20 30'lu numaralar giyebiliyorlar. Yani. E Messi Paris'e gitti 30 numara giyiyor. Ki Neymar teklif etmiş diyorlar. Mesela forma numarası değil. Ne oynadığın yani. Şimdi eğer Urbe ekleyecek bir şeyiniz var mı şeyle alakalı olarak, morutanla alakalı Yok, olarak yoksa şeye geçeceğim, Fenerbahçe'ye geçeceğim. Geçebilirsiniz. Buyurunuz. Fanatik gazetesi geliyor ekranlarınıza. Fenere Japon savaşçı Sarı Lacivertler Portekiz'in Santa Clara takımında forma giyen Hidemasa Morita için teklif yaptı. Vitor Pereira'nın talebi doğrultusunda harekete geçen yönetim pazarlıklarda büyük mesafe kat etti. Santa Clara deyince nereden nereye eskiden şey dizileri olurdu Santa Clara çok şey hatırlarsın sen bizim yaş Hatırladım. yetiyor. Neyse efendim konuyu dağıtmayalım. Morita Japon savaşçı. Şimdi bir defa Portekiz futbolunun yükselen ekiplerinden biri Santa Clara UEFA Avrupa Konferans Ligi bu sezon mücadele ediyor. Tüm maçlarında Morita ön libero pozisyonunda, merkez orta saha pozisyonunda 5 maçta da ilk 11'de oynamış. Ee, şu anda da Partizan'a karşı avantaj durumda. Belki de gruba girecekler. Şikupi, Olimpiya ve Partizan başlarında 5'inde de oynamış gördüğüm kadarıyla. Bir de gol atmış. 2024'e kadar Partizan. da devam ediyormuş sözleşmesi. Yani ben bu Asya'dan gelen oyuncular konusunda biraz nasıl diyeyim pozitif ayrımcılık noktasındayım. Aslında öyle olmamalıyım biliyorum. Yanlış yapıyorum. Ama ben Asya'dan gelen oyunculara bir ekstra daha fazla güveniyorum. Özellikle Japon Ligi, Çin Ligi, Güney Kore daha iyi takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum bize dikkat edersen iyi iş yapıyorlar. Çünkü oyun disiplinleri yüksek. Fizik sonra iyi seviyedeler. Dirayetliler, dirençler, disiplinler. Ee, Alman ligine gidiyorlar. Çok iyi iş yapıyorlar. Şimdi haberin içerisinde diyor ki Uğur Beyciğim. Ee, Vitor Pereira'nın ülkesinde bir süredir takip ettiği ve sonunda bizim için ideal oyuncu dediği Hidemasa Morita. İdeal oyuncu derken Fenerbahçe'nin 11'ini bir düşünün. Nasıl bir kurgu? Galiba Gustavo pozisyonu için, o formayı paylaşması için. Çünkü Gustavo da 34 yaşında ve bu sezon Fenerbahçe şimdi gruplara kalmayı garantiledi Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi. E, 38 tane lig maçı artı şimdi 6 tane daha Avrupa maçı, 2 de oynuyor 46, 5-6 tane Türkiye Kupası maçı desen en az 50, 60'a kadar yolu var gruplardan sonra devam ederse. Bütün maçlarda Gustavo'nun oynamasını bekleyemezsin, Fenerbahçe'de evet, evet. Gustavo tipinde oyuncu yok. Dikkat edersen Gustav olmanın da Sosa falan oraya kaydırılıyor ama aynı tip oyuncu Hayır, değil. değil. Morita Japon milli takımında da son dönemde gördüğüm kadarıyla düzenli oynuyor. Son Kırgızistan maçı Dünya Kupası elemelerinde de ilk 11'de oynamış. Ön Ondan önce Sırbistan maçında dostluk maçında oynamış. E Japon milli takımı da rekabetçi milli takım. Asya'nın önde gören milli takımlarından biri. Şu anda Japon milli takımında ön libero pozisyonunda onun rakipleri arasında Endo var mesela. Çok önemli bir oyuncu. Stuttgart'lı Endo. Ee, Hashimoto var. Rostov'lu oyuncu. Rekabetçi pozisyonda oynuyor. Burada da formayı aldığına göre veriler çok olumlu. Morita ile ilgili. Bir de tabii ki Pereira. Ee, en önemlisi Pereira tavsiyesi. Ekim Minca'da gördük. Genç bir oyuncuyu, potansiyel yüksek bir stoperi Fenerbahçe'ye kazandırdı. Morita'da kaçtı? 26-27 mıydı? bakıyorum. 26 yaşında 1995 doğumlu. Bu tarz transferleri önlememiz lazım. Yani artık 33-34 yaşında bir sezon iki sezon faydalanacağımız son sahibi olacağımız oyuncu tamam bazen o da olacaktır özel oyuncular. Şimdi Drogba'nın gelmesine kimi itiraz edebilir? Elbette. Hacı 31 yaşında gel Türkiye'ye kimi itiraz edebilir? Muhteşem transferler. Ama o seviyede ise, Mario Gomez seviyesindeyse Hacı seviyesindeyse Oynamaya geldi Drogba seviyesindeyse elbette. Ama onun dışında yani çok fazla yapıyoruz bu tarz transfer. O yüzden bu transfer tipolojisi olarak da hoşuma gitti Morita hedefi. Mario Balotelli de şimdi yeri gelmişken ilk iki hafta itibariyle Bir de 30 yaşında daha. Balotelli de o kadar yaşlı değil. Değil. Çok erken yaşında. hayatımıza girdi. 31 yaşında, evet. 90 ya da 91 ile. Çok erken hayatımıza girdi ya sanki daha yaş, yaşlı. Çok yaş gibi küçük yaşta ama. girdi. Doğru söylüyorsun. Ee, o da gayretle daha, daha önde zaman var. Mücadele ediyor. Doğru. Ben de İş disiplinini falan düşük bulmadım. öyle. Evet. Gerçi Samet Aybaba maç sonu biraz şikayetlendi ama <laughs> Belhanda'dan da Balotelli'den daha fazlasını bekliyorum dedi. Ya istatistik şimdi şey yapmayalım da neyse karıştırmayayım. Topla buluşma sayıları. Ben bakmadım düşük mü? Belhanda'nınki çok düşüktü de şimdi şey hatırlayamadım sayıyı Balotelli, hatırlayamadım. Tamam. Ama zaten Belhanda'yı değiştirdi. Evet. İkinci iki yarıda. Değiştiriyor. Hoca yine istediği verimi orada alamıyor bence. Hoca oradan da memnun değil ama Balotelli'yi bence aynı şeyde tutmayalım. Balotelli ile Balotelli bir şeyler yapmak istiyor. Balotelli oynamak istiyor. Sanki arada bir şey varmış gibi. Ee, sen söyle bir iletişim kopukluğu varmış gibi. Ama Belhanda da yok. Belhanda performans. Yani bir şey yapmak isterken yapamazsın gibi değil de sanki. Artırması lazım. Diyorsun, yani performans. aynen öyle. Oyun Yoksa geliştikçe Balotelli de gelişir yani. diyorsun. Adana'nın oyunu gelişince Balotelli de gelişir Özetle diyorsun. evet. En doğru cümle böyle oldu. Daha verimi artar, katkısı verimi artar artır. yani. Bir sonraki sayfamız değerli izleyenler nereden geliyor? Milliyet gazetesinden Kim Ramos'u hatırlatıyor. Güney Kore Spor Kanalı MBC için Kim Mince ile bir araya gelen Mesut Özil, Fenerbahçe'nin yeni transferi için kısa süredeki izlenimim olumlu, savunmasından gerçekten etkilendim. Kim Mince'ye Sergio Ramos'u görebiliyorum yorumunu yaptı. Soğukkanlı ve zeki zorluklarla baş edebiliyor. Bana Sergio Ramos'u hatırlatıyor. Buraya tam olarak uyum sağladığında her şey çok daha iyi, iyi olacak. Sözleri aktarılmış. Harika bir futbolcu. Kim Min Jae için yazmış. Yani çok ee, iyi Söylemiş oldum. özür dilerim. Kim hoşuna gitmiştir genç oyuncunun ee, tabii, tabii ki. Çok onur verici. 2017 Kore Ligi'nin en iyi genç oyuncu ödülünü almış. 2018 en iyi 11'ine girmiş. Sonra Asya oyunlarında altın madalya kazanmış milli takımıyla. Ve o yüzden de askerlik biliyorsun. Asyalılar için sorun olabiliyor. Oradan bir ayrıcalık kazanmış. Geçen hafta geçen sene Tottenhamlı eee Min Son biliyorsun. Bir askerlik sorunu yaşadı. Soruyor mu bakalım. İzleme ile. Bir Fenerbahçe ile alakalı. Bence Fenerbahçe'nin transferden çok elindeki oyuncuları kazanması gerekti. Çok transfer yapmanın işe yaramadığını geçen senelerden biliyoruz demiş izleyicimiz. Haklı. E, bu yüzden sadece Fenerbahçe özelinde değil. Bütün futbol özelinde bunu söyleyebiliriz. Bu yüzden öncelikle kadrosundaki oyunculara yüklenmesi lazım. Onları değerlendirmesi lazım demiş. Fenerbahçe bu sezon çok transfer yapmadı. 3 sezondur 16-17-20 transfer sayıları. Bir sezonun altı, bir sezon sene, 17... Bir sezon 20. Bu seneyi söyleyeyim. 21-22. Burak, Serdar, Kolkır, Çağatay. Kim? 5 5 Şu tane. ana kadar 5 Morita'yı da alırlarsa altı. Eksik var mı? Burak, Serdar, Kolkır, Çağatay. Minje kim? Şu ana kadar 5 Fenerbahçe'nin transferi. Yok. Beş tane. Evet. Morita'yı da alırlarsa altı. Zaten izleyicimizin söylediğine benzer bir strateji izlemiş Fenerbahçe. Bence şu an zaten ee, sol kanat beki, sağ kanat peki, santrifor. Orada bir derinlik eksikliği var. Onun dışında ben bir derinlik eksikliği görmüyorum ama Pereira ön libero da istemiş herhalde Gustavo ile formayı paylaşmak için. Hadi diyelim ki 4 pozisyon. Ya yani maksimum 3 oyuncu daha belki alırlar herhalde. Daha fazla almazlar. Ama ben kanat beki konusunda mesela Fenerbahçe'nin elindeki oyuncuların bu 3-4-2-1'e uygun oyuncuyu ben orada bulamıyorum. Kadroya bakıyorum. O sahi de olmuyor. Ferdi de olmuyor. Ferdi'nin özellikleri ön tarafa bence daha uygun. Salahi de olmuyor. Stoper kullanman lazım. Salahi, Novak da olmuyor. Diğer tarafta kimi kullan? Nazım da olmuyor. Olmuyor yani. 3-4-2-1 uygun değil bu adamlar. Dörtlü savunma oynasan Beke uygun. Nazım, Novak, Salahi olabilir. Ama 3-4-2-1'de o orta dörtlünün kanatlarının 100 metreye oynayabilmesi, gidip gelebilmesi. Ki Salahi şu ana kadar Fenerbahçe'nin nacizane fikir olarak söylüyorum. En güvenilir oyuncularından bir tanesi. Ama üçlü savunma o lazım sol stoper olarak. Yani 3-4-2-1'in kanat beki olarak değil. Üçlü savunmanın merkezindeki solunda Salah'ı. Maç içerisinde bir çizgiye gönderdi biliyorsun oyuncu değişikliği gönderdi. yapmadan önce. İki maçta da yaptı. Evet. İki maçta da oyuncu değişikliği yaptı ve Salah'ı dörtlünün sonuna gönderdi. Ben de senin gibi buna mecbur olmamalısın. Oraya sol kanat beki sağ kanat beki almalısın diye düşünüyorum. Gökhan Bey, Gökhan Sardal diyor ki Pereira ilk geldiğinde 4-2-3-1 formatında Josef Topal ikilisiyle oynadı. Bu sezon 3-4-2-1'de Gustavo Sabit yanında Morita mı isteniyor acaba diye sormuş. Şimdi az önce bir, bir izleyicimiz daha şeyle sormuştu e, Morita ile alakalı. Gökhan Bey de o zaman şu da soruda gelmiyor mu akla? acaba şey kalsaydı takımda diye? Ozan kalsaydı takımda diye. Gelmiyor mu yoksa Temcid Pilavı gibi aynı konuya dönmeyelim mi? Ya Ozan Tufan her türlü kayıptır elbette ama Premier Lig'e gitti. Premier Lig'e gittiği için ben bir Türk spor olarak mutluyum. Ne kadar çok oyuncuyu Premier Lig'e gönderirse gelişiriz. Çünkü kalanlar Premier Lig'e gitme hayaliyle oynar. Ya bizden bayağı oyuncu Premier Lig'e gidiyor. Premier Lig bizi takip ediyor. İyi performans gösterirsen Premier Lig'e gidebiliyorsun diye bir defa bir motivasyon sağlar. Ayrıca gidenler de milli takıma gelişmiş olarak döner. Orada biraz performans gösterir, döner. Yani Premier Lig'e her lig oyuncu göndermek ister. O yüzden ben hani Fenerbahçe için Ozan kayıptır elbette ama Premier Lig'e gittiği için her türlü Türk Spor için kazanç Ozan konusu. Fenerbahçe özeline gelince öyle mi bilmiyorum. Gustavo Morita'yı bir arada mı kullanır? Aynı Yoksa yedekler mi? Evet. Biri birini yedekler mi bilmiyorum. İkincisi de Gustavo Morita bir arada kullanılamaz mı? Belki kullanılabilir ama dörtlünün kanatları hücumcu olursa. Dörtlünün kanatlarına öyle adamlar koyarsın ki hücumu beşleyen Gustavo Morita ikilisi arkasını süpürmek durumunda kalır. O zaman anlarım. Ama dörtünün kanatlarına sen bek koyarsan, Nazım'da salay olursa, olur sana beşli savunma. Ve savunmacı sayısı lüzumundan fazla olur bir büyük takım için. O yüzden orada Gustavo Morita oynamamalı demiyorum şimdiden. Bir görmek lazım diyorum. Transfer bitsin. Fenerbahçe'nin kanat bekleri kim olacak onları bir görmek lazım. Beşiktaş'a geçeceğiz değerli izleyenler. Ama geçmeden bir ee, ara verelim ee, kısa bir ara aranın ardından evet Beşiktaş'ta ve Fanatik Gazetesi ile devam edeceğiz. Evet. Fanatik Gazetesi gelsin hemen ekranlara. Değerli izleyenler başlığımız Jetson için Kuarezma devrede. Beşiktaş 22 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek için efsane oyuncularından Kuarezma'yı devreye soktu. Benfica ile yapılan görüşmelerde para konusunda olumlu sonuçlar alındı. Portekiz kulübünün 2 gün içerisinde yanıt vermesi bekleniyor. Geçen sezon Galatasaray'da kiralık oynayan Portekizli futbolcu için Benfica'nın 2 gün içerisinde Karakartal'a dönüş yapacağı bildirildi. Şurada henüz Anlaşılan rakamın ne olduğu bilinmezken Galatasaray'a daha sıcak bakan 22 yaşındaki Jetson ikna görevi Kuarezma'ya verilmiş. Kuarezma'nın, daha doğrusu o üstlenmiş, Kuarezma'nın vatandaşını arayarak tercihini siyah beyazlılardan yana kullanması yönünde tavsiyelerde bulunduğu öğrenildi diyor gazete. Benfica tarafının ise yaklaşık iki gün içerisinde Jetson'un geleceğiyle ilgili bir karar verip bunu Beşiktaş kanadına iletmesi bekleniyor denmiş haberin ayrıntılarında. Yani çok genç bir oyuncu, 22 yaşında. Süper Lig'de yaptıkları ortada. Geçen sezon Galatasaray'da özellikle sezonun son bölümünde ipleri eline aldı. Son 8-10 maçta Galatasaray'ın belki de en yüksek performans veren oyuncusuydu. Euro 2020'yi zorlayamadı kadroyu, Portekiz kadrosuna giremedi. Ama önünde bir Dünya Akbası 2022 var, gelecek sezonun ortasında. Muhtemelen bu yıl ve gelecek sezonun ilk bölümünde göstereceği performansla milli takıma dönmeye çalışacak. Benfica'da iki yıl daha kontratı var. Dolayısıyla bu yılda Benfica kiralayıp gelecek yıl artık satma, gelecek yaz satma veya değerlendirme yoluna gidebilir. O yüzden herhalde bir kez daha kiralamayı düşünüyorlar. Şeyde ligde 7 dakika süre vermişler. Bir maçta şampiyonlar gelemesinde yok. Demek ki kadroda herhalde düşünmüyorlar anladığım kadarıyla. Beşiktaş'a da Galatasaray'a da kime giderse gitsin, Süper Lig'de hangi takıma giderse gitsin fark yaratacağını söylemek için kain olma gerek yok. Zaten çünkü yarattı. Geçen sezonki performansı ortada. Kimin daha çok ihtiyacı var dersen Galatasaray'ın bence daha çok ihtiyacı var. Çünkü Beşiktaş orta sahasına bakıyorum. Atiba, Josef, Salih, Alex Tekşera değil mi? Hepsi ilk 11'de oynama beklentisi var. Ya Jetson'a kim sayır demez tabii ki ama Beşiktaş'ın orta saha rotasyonu sanki daha kaliteli ve güçlü gibi geliyor bana. Sıradaki başlığımız Milliyet Gazetesi'nde mola değil kamp zamanı. Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın Süper Lig'e verilecek milli araya. Üçüncü kamp dönemi gözüyle bakıyor. Siyah Beyazlı Hoca iki haftalık süreçte Alex Teşiyer'e başta olmak üzere takıma geç katılan isimlerin üzerinde özel olarak duracak. Altta küçük bir şey olarak başlık olarak en sakalların yerine Rıdvan demiş gazete. O da Sergen bir Yasin. yabancı boşluk yaratacak. Ve evet. Sergen Yalçın'ın kara gümrük maçında en sakalanın yerine savunmanın solunda Rıdvan Yılmaz'a forma vermesi bekleniyor diye tahminde bulunmuş. Ya bu arada az önce Jetson'la ilgili konuşurken Benfica'nın orta saha rotasyonuna baktım da unutuyoruz. Julian Weigl de gitti oraya. Adil Tarap bir ara Premier Lig'in tozunu atıyordu. Meyte orada. Gerçekten çok güçlü bir orta saha rotasyonu var son Fernando 7 dakika almış ama yani çok ciddi rakipleri var pozisyonunda. Kiralama istekleri hani normal gibi geliyor o zaman. vaygalın yedek beklediği bir takım. Julian Weigl. Mola değil kamp zamanı konusunda ise söyleyeceklerim. Geçen sezon tabi Beşiktaş çok iyi değerlendirmişti milli maç arasını. Tam bu Eylül başındaki yok o zaman Ekim başındaki milli maç arasını iyi değerlendirmişti. Lig zaten Eylül'de başlamıştı. Ekim başındaki milli maç arasında Beşiktaş'ın da bay olduğu hafta oraya denk gelmişti. İki hafta milli maç arası bir hafta da bay oldukları için 20 günlük bir ara oldu. O 20 günlük arada Beşiktaş hem eldeki oyuncuları kazandı hem transferi tamamladı. 20 günlük aradan sonra uçtu adeta. Adeta Süper Lig'in kontağını yeniden çevirdiler. O yüzden Sergen Hoca'nın böyle planı varsa gerçeklik payı yüksektir. Geçen sene çok iyi değerlenmişti o milli maç arasını. Bir de sezonu erken açmışlardı. Pavok ve Rio Ave maçlarıyla. O yüzden de doğru düzgün bir hazırlık kampı yapamamıştı. O 20 günlük arada milli maç arasında Beşiktaş'a esen hazırlık bir dönemde, kampını evet. yaptırdı. Bu sezonda iyi değerlendirir eminim. Az önce dedin ki kimin ihtiyacı var? Kimin daha çok ihtiyacı var diye hani görünen o ki Galatasaray'ın Jetson Fernandez özelinde parça yerine daha iyi oturabilir diye. Beşiktaş'ı düşünecek olursak fazla... Beşiktaş'ın orta saha daha güçlü. Yani, fazla eminim. değil de lüks mü olur? Ha lüks mü? Ya deşik Şampiyonlar deşik. Ligi'nde oynayacağı için lüks olmayabilir. Çünkü Beşiktaş'ın cepheleri daha güçlü. Hani şampiyonlara yine gideceksin. Şampiyonlara yine bir galibiyet 3 milyon euro. Hatta gruplarda beraberlik olunca o paranın üçte birini de galibiyetlere aktarıyorlar. Tabii. O ödül artabiliyor. E gruplara girdin 15 milyon artı 15 milyon 30 milyon euro aldın. Gruplardan çıkarsan bir artı 15 milyon euro daha Doğru. alıyorsun. Doğru. O yüzden kadronu mümkün olduğu kadar zenginleştirmek istersin. Jason Fernandez'e hayır demezsin. Şimdi bak söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalırsan 9.6 milyon euro daha alıyorsun. Diyelim ki gruplarda 2 galibiyet 2 beraberlik aldın ve gruptan çıktın. Bu sana ekstra 16-17 milyon euro daha demek. 6... Onda 8, 9, evet 16-17 milyon, neredeyse 16-17 milyon euro. E o zaman bu parayı şu anda yatırım olarak kullanmak mantıksız gözükmüyor. Doğru. Yani ama Beşiktaş'ın orta saha rotasyonu Galatasaray'ın daha güçlü. O da ayrı bir not. Foto maç gazetesine ve de Trabzonspor'a gidiyoruz. Değerli izleyenler, başlığımız tek hedefimiz şampiyonluk. Sezona 2'de 2 ile başlayan Abdullah Avcı taraftara umut dağıttı. Transfer yapmasa bile sahaya çıktığı an rakipleri Trabzonspor'un şampiyonluğa oynadığını bilir. Trabzonspor forması bunu hissettirir. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Trabzonspor'un hedefi budur. Santim santim hesaplıyor demiş. Bazen kendi oyuncu profilimize göre, bazen rakibe göre düşüneceğiz. Oyunun her bölümünü santim santim hesaplayacağız. Trabzonspor zirveye koşmak için diğerlerinden daha fazla dominant oyun ortaya koymalıdır. Ayrıca Roma mücadelesi öncesinde Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile kariyerinin büyük bölümünü İtalya'da geçiren Marek Hamşik basının karşısına çıkacaklar demiş gazete. Trabzonspor bu sezon transferde en yüksek isabeti sağlayan takımlardan biri belki de birincisi konumunda. 8 oyuncu transfer etmişlerdi. Densville ile beraber 9 oldu. E, sol bek oynayabilirliği de var. Dolayısıyla o sol bekte o derinlik sorununu da aslında bir bakıma çözmüş oldular. Orada İsmail, Trondsen vardı ama onda ikinci pozisyonu. Dansfield hem stoper alternatifi hem de sol bek alternatifi olarak kadroyonu katmaları doğru oldu. Şimdi savunmaya bakıyorsun. Bruno Perez'i İsmail Dansfield'i kattılar. O hem stoperdeki hem derinliği artırdılar. Bruno Perez'i çok iyi başladı sezonu. Orta sahaya bakıyorsun. Siopis Dorukan ve Hamşik kattılar. E Hamşik süper zaten takımın kalbi oldu. Siopis bu hafta 15 dakika aldı. Çok çok fazla top kazandı. Trabzon'un son bölümde ihtiyacı olan soğukkanlığı sağladı. E Dorukan gelecek daha. Ön tarafa bakıyorsun. Jervinho çok iyi gidiyor. Cornelius dakika almaya başladı. Koyta dakika aldı. 9 adam saydık. Yani 9'da şu anda 6-7 net isabetli. Diğerlerini de göreceğiz altı yedi tane tabela bu zaten başlı başına çok yüksek bir yüzde. Gerçekten yüksek bir başarı oranı. Bu minvalde. hedefi tam vurmuş gibi görünüyor yaptığı Doğru şeylerle, yerlere takviyeler eksik takviyeler. olan bölgeleri zenginleştirdi. Şimdi kulübeye baktığı zaman geçen sezon Abdullah Avcı kafasını çeviriyordu. Bir bakıyordu, sonra kafasını çeviriyordu. Görmek istemiyordu kulübeyi. Bu sene çok güçlü kulübesi oldu. Değerli izleyenler, programımızın başında da bahsetmiştik bir adaptasyon şeyi üzerine ifadesi üzerine Türkiye'de oynayan Yunan oyuncular bir dosya hazırladık. Neden böyle bir şey yaptık? Çünkü daha fazla, Uğur Bey hani söylüyor ya daha fazla entegre olmalıyız, daha fazla bu ülkeyi bir daha yukarısı için bizim ülke futbolumuzu daha yukarısı için cazip bir Hale getirmemiz, ben buradan gelen adam 5 büyük lige rahatlıkla zıplayabilir noktasına getirebilmemiz adına bu minvalde daha fazla etkileşim olabilir mi acaba diye düşünürken Yunan futbolcular Türkiye'de oynayan oynamış olan Yunan futbolcularla alakalı bir dosya hazırladık, bir izleyelim ardından konuşalım. Felsefe tarihinin en önemli merkezlerinden biri olan Yunanistan, Helen uygarlığının devamı niteliğindedir antik Yunan'a uzanan kökleriyle felsefe, tiyatro, edebiyat, tarih, matematik gibi dünyaya öncülük ettiği kabul edilir. Bu kasetimiz Yunanistan'ın tarihinden değil, Yunanistan'dan ithal ettiğimiz oyuncuları mercek altına alacağız. Euro 2004'te yaşanan sürpriz şampiyonlukla kıta futboluna damga vuran Yunanistan bu başarısını sondaki yıllarda sürdüremese de kadrosunda yer alan futbolcular Avrupa'nın önemli liglerinde boy göstermeyi sürdürdü. Türk futbol severlerse Yunan futbolcuların maharetlerini görmek için tam 54 sezon beklemiş. Nihayetinde gelen bir isim bu beklentiyi attığı gollerle aklı kılmıştı. O isim Teofanis Gekas'tı. 133 maçlık Bundesliga kariyerine 55 gol sığdıran Gekas, 2011-2012 sezonunun devre arasında Süper Lig'e Samsun Spor'la merhaba demiş ve 11 maçta 8 gol kaydederek Türk futbol severlere sonrasında oynayacağı 5 yılda neler yapacağının şifrelerini vermişti. Ertesi sezonlarda sırasıyla Akisar Spor, İttifak Holding Konya Spor, yeniden Akisar Spor ve Eskişehir Spor formalarını terleten skorer oyuncu, 5 yıllık Türkiye kariyerine 84 maçta 50 gol sığdırarak Yunan futbolcuların Süper Lig'e nedenli katkı sağlayacağının en belirgin kanıtı niteliğindeydi. Müzik Süper Lig ekipleri Gekas'ın parmak ısırtan performansının ardından komşu ülke futbolcularına karşı daha talepkar oldu ve toplamda 13 Yunan futbolcu Türkiye Ligi'nde hünerlerini sergiledi. Geride kalan 2020-2021 sezonunda ligimizde tam 7 Yunan futbolcu yer alırken bu isimler oynadıkları futbolda takımlarının vazgeçilmezleri arasındaki yerini aldı. Ankara gücünde Kitsiou, Atakaşatay Spor'da Katranis, Yukatel Kayseri Spor'da Kolovetsios, Atakaşatay Spor'da Zavellas, Siopis ve daha sonra Trabzonspor'a transfer olacak Bakasetas ve Fenerbahçe'de Pelkas, Oynadıkları futbol ve attıkları gollerle Süper Lig'e adeta damga vurdu. Peki kulüplerimizin Yunan futbolcuları eğilimi ve beraberinde komşu ülke futbolcularının başarısının temelinde ne yatıyor? Bunu biz değil, geçtiğimiz sezon ülkemizde formak giyen Katranis ve Trabzonspor'un başarılı hücum oyuncusu Bakasetas cevaplasın. Very good that uh, the Greek players, they are, uh, ya Aslında çok iyi bir şey. Yunan futbolcular açısından. E, çünkü lig bu Türkiye Ligi daha iyi bir lig diyebilirim. İyi bir ligde oynuyoruz ve burada başarılı olduğumuz için de ayrıca mutluyuz. Biz kendi aslında, aslında kendi aramızda da bunu sürekli konuşuyoruz. Birbirimizle iletişim halindeyiz zaten. And we are happy to to going good. I think that the Greek players the Yunan futbolcular burada this... gerçekten çok iyi davranıyor kendilerine ve burada mutlu hissediyorlar kendileri. Bütün açılardan düşündüğünüz zaman kontrat ya da buradaki organizasyon bütün her şey düşündüğünüz zaman Yunan oyuncular için doğru lig burası uygun bir lig olduğunu düşünüyorum. Tüm arkadaşlarımız takımlarını önemli hissediyorlar ve bu sayede önemli hissettikleri için de önemli performanslar gösterebiliyorlar. Bu sezon 6 futbolcusuyla Spor Toto Süper Lig'de boy gösteren Yunan futbolcuların performansını ilgiyle takip etmeye devam edeceğiz. Burası iyi bir lig diyor oyuncular, Yunan oyuncular ve burada mutluyuz diyor. Burada performansımızı ortaya koyabiliyoruz diyor. Kendimizi önemli hissediyoruz diyor. Evet. Çok güzel ifadeler değil mi bunlar? Kesinlikle. Bir yabancı oyuncu için çok güzel referanslar değil mi bunlar? Ben Sadece futbolu değil, yaşam da güzel burada. Kıbrıslı Rumları tanıdığımda, tanıyana kadar onların Rumca konuşan Kıbrıslı Türklerle aynı kişi olduğunu bilmiyordum. Yani. O kadar benziyorlar ki. <laughs> Kıbrıs Türk'te tanıdıktan sonra Kıbrıs Rumları tanırsanız hayretler içinde kalıyorsunuz yani. Konuşurken tonlamaları, heyecanları, o hem tiplerine hem karakterlerine benzemesi. Aslında evet çok benzer kültürler ve Yunan futbolcunun burada başarılı olmasına çok şaşırmamak lazım. Ama işin bir başka boyutu, teknik boyutu da şu. Ee, Rumen Ligi için, Yunan Ligi için, Bulgar Ligi için zaman zaman onlardan da tek o oyun çıkıyor. Burası Beş büyük lige geçiş istasyonu olarak hissedilmeli. Yani oradan parlayan oyuncular şunu diyebilmeliler. Ben Türkiye liginde süper ligde kendimi gösterebilirsem oradan İngiltere ligine, İtalya ligine, Almanya ligine gidebilirim. Bizim böyle bir vasfımız oluşmalı. Ara istasyon vasfımız veya Güney Kore liginden, Çin liginden, Japon liginden gelen oyuncu içinde. Bu lig Avrupa'nın evet beş büyük liginden biri değil. İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa, İtalya değil burası ama oralara geçiş ligi hükmünde olmalı. Hem yerli hem yabancı oyuncu için. Beş köklüklük takımlar burayı dikkatli izlemeli ve buradan oyuncu transfer etmeli. E, o zaman zaten kendi coğrafyamızdaki Doğu Avrupa ülkelerindeki iyi oyuncular bu lige gelir. Bu ligde hem iyi performans verir hem de daha yüksek bonservis bedellerle beş büyük lige gider. Yunanistan'ın iyi futbolcularının burayı tercih ediyor olması işte Bakasetas, Pelkas, Siopis milli oyuncular bunlar. Milli oyuncuların burayı tercih ediyor olması önemli. Çok değerli. Ta Tabii bu e, grafimiz var mı sevgili dostlar? Onu da verelim lütfen. Türkiye'den Türkiye'ye yolu düşen Yunan oyuncular Gekas, Teofanis GKAS haberimiz e, dosyamızın da vardı. E, Aleksandros Siolis, Papadopoulos Avram Papadopoulos Trabzonspor'da Yorgos Savellas 4 sezon mu 5 sezon mu? 2016-2017 gelmişti değil mi? 2004, bu sezon AYK'ya. Bu sezon gitti. Yanis Maniatis, Kitsiou, Stelios Kitsiou. Performansını yukarı çeken, her sezon yukarıya çeken, durduğu yerde durmayan oyunculardan bir tanesi Kitsiou. Kostas Mitrolo yine yolu Türkiye'den geçti. Bakasetas Türkiye'de hala. Siopis geldi yine. Pelkas zaten bu sayfaya evet. bakarsan neredeyse mesela hepsi iyi performans Colo gösteriyorlar. Kolbeçiyoruz. Ve Katranis. Eksiksiz neredeyse iyi performans gösteriyorlar. Ee, Yunanistan liginin 5 büyük lige geçiş için ara istasyon olarak Süper Lig'i görmesi, oyuncunun burada kendini göstermesi ve onların da 5 lige gitmesini dilerim. Umarım başarılar Yani buradan da Yunan oyuncular İngiltere'nin, İspanya'nın devlerine gitsinler keşke. Burası böyle bu lig böyle bir hüviyet kazansın. Bence hem daha düşük maliyetle yabancı oyuncu almış oluruz. Hem daha yüksek meblalara satmış oluruz hem de faydalanmış oluruz. İktisadi olarak kazan kazan teorisi. Aynen öyle. Aynen öyle. Oyuncuların da burada kendilerini iyi hissetmeleri, mutlu hissetmeleri ve adaptasyon konusunda problem yaşamamaları. Çünkü kültür yabancı değil, çevre olduğu için, çevre ülke olduğu için kültür olarak, tarih olarak yabancılık yok ve bu da bize ayrıca ekstra bir avantaj sağlıyor. Sadece Yunanistan özelinde değil bütün çevre ülkeler için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama diyorum ya o adaptasyon konusunda hani burada kendimizi iyi hissediyoruz. Burada yabancı oyunculara yaklaşımı Türkiye'nin. Bu da adaptasyon konusu genelde zor olmaz diye tahmin ediyorum evet. ama. Özellikle İstanbul zaten çok güzel bir kent. E, Batı Avrupa ile bir saatlik saat farkı var sadece. Uçak mesafelerine bakarsan 2 iki saat, 2,5 iki saat, 3 saat, en fazla 4 saat. Yani. Hani Avrupa'nın en uzuna gitsen, uzağına gitsen. Kahvaltıyı burada yapıp öğle yemeğini Avrupa'da yiyebilirsin, Batı Avrupa'da yiyebilirsin. E Amerika gibi orada gündüz yaşarken burada gece yaşanmıyor. Yani e, saat farkı sadece 1 saat, 2 saat. Harika bir iklim var. Hem 4 mevsimi yaşayabiliyorsun hem de güzel baharı var, güzel yazı var. Sürekli yağmur yok. Bu açıdan da yani Coğrafi özellikleri de pekala Türkiye tercih edilebilir bir ülke, aynı zamanda sportif özellikleriyle de bu konuda transfer kabiliyetimizin ve transfer vizyonumuzun repertuarımızın genişlemiş olması önemli gelişme. Uğur Beyciğim Sabah gazetesine gideceğim şimdi, ee, şey e, dosyayı hazırlayan e, Hayrullah'a da çok teşekkür edelim eline sağlık. Sabah gazetesi, İngiliz Prangası başlığını atmış. Neymiş efendim pranga? Covid-19 nedeniyle Premier Lig yönetimi Türkiye'yi de dahil ettiği kırmızı listedeki ülkelere milli oyuncu göndermeme kararı aldı. Çağlar Ozan ve Halil'in ay yıldızlı formayı giymesi tehlikeye girdi. Oy birliğiyle alınan kararın 26 ülkeden 60 futbolcuyu kapsadığı bildirildi. Milli takımımız 2022 Dünya Kupası elemelerinde 1 Eylül'de Karada, 4 Eylül'de Cebeli Tarık, 7 Eylül'de ise Hollanda ile karşılaşacak. Yakın zamanda da Fransa virüs tedbirleri kapsamında Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerin oyuncularını milli takımlarına göndermemiş federasyon görüşmeleri sonucu Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Umut Meraş özel uçakla Türkiye'ye getirilmişti. Brezilya e, milli takımlarına mesela Ederson gibi, Gabriel Jesus gibi oyuncular da gidemeyecek. Yani sadece biz değil, hani üst düzey bir futbol ülkesi olarak Brezilya milli takıma da Premier Lig oyuncularına faydalanamayacak gibi görünüyor. E bizlere dünkü istatistikler ürkütücüydü. 19 bin yanılmıyorsam vaka, 230 vefat i̇şte sayısı. Hayat kaybı, evet. Yani e, endişe verici sayılar gerçekten. Çok daha dikkatli olmamız lazım. Hani aşı konusunda. maske, mesafe, temizlik, aşı en hayati konu. En hayati o konu. O konudaki hassasiyetimizi yitirmememiz lazım. Yani Hala dünya bir e, pandemiyi atlatmış, e, atlatmış değil. Güçlü bir şekilde rakamlar yaşıyor. Rakamlar gümbür gümbür söylüyor rakamlar yani. Evet güçlü bir şekilde yaşıyor. Bunun farkında olmamız lazım. İngilizleri de şey gibi davranmamamız lazım. Uğur Beyciğim e, bu konuyu çok uzun. Ee, saatlerce hatta günlerce konuşabiliriz değerli izleyenler ama süremizin bir sonu var ve ona doğru yaklaşıyoruz. Ee, dün konuşmuştuk bugün tekrar manşetlerde bu konu. 5 yıldızlı sultanlar. A milli kadın voleybol takımımız Avrupa şampiyonasındaki 5. maçını da kazandı. Hollanda'yı set vermeden deviren Ay Yıldızlılar D grubundan lider çıktı. Grup birinciliği için karşılaştığı rakibine şans tanımayan milliler 8'li finallerde B grubu dördüncüsü Çekya ile eşleşti. Kaptan Eda 16 sayıyla sahanın en skorer ismi oldu. Şampiyonada bundan sonraki turlar Tek maçlı eliminasyon sistemiyle oynanacak. Filenin Sultanları son 16 turunda Çekya ile 29 Ağustos pazar günü karşı karşıya gelecek. Baştan sona üstün oynadık. 16 sayı üreten Eda Erdem Dündar galibiyette başrolü üstlendi. Maçın oyuncusu seçilen Ebrar 15, Zehra'da 13 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Dün Burcu Akkemezal bir telefon bağlantısı gerçekleştirmiştik ve bu sürecin aslında olimpiyatlardan itibaren ele alınması gerektiğini konuşmuştuk hazırlık yaptık, yapamadık e, vesaire ama bu turnuvada e, daha hem mental olarak hem fiziksel olarak daha hazır. Daha kendinden emin demeyeyim, haksızlık etmeyeyim. Çünkü kızlar her zaman kendinden emin. E, ama daha hazır ve e, başarıya daha aç bir e, halde olduğumuzu Burcu Hakyemez Dal da söylemişti bize. Ellerine sağlık kızlarımızın. Bravo genç kızlarımıza. İnşallah e, hep hep Voleybolda kadın voleybolda hep başarı var. Evet. Hep gerek kulüp bazında, gerek milli takım bazında hep Avrupa'nın zirvesinde olan bir ülkeyiz. Yatırım yapıyoruz. Genç kızlarımız sporcularımız bu sporu seviyorlar, keyif alıyorlar. Aileler de bu konuda daha diğer spor dallarına göre belki biraz daha nasıl diyeyim bilgi sahibi voleybolla alakalı. Dolayısıyla birbirini besleyen bir süreç. İnşallah sonuna kadar gideriz gittikleri yere kadar da şu andan itibaren söyleyelim. Gittikleri yere kadar gitsinler başarılarını biz her zaman tebrik edeceğiz. Takımımız. 2011'de 3. olmuşuz. Evet. 2017'de 3. olmuşuz. Son turnuva da ikinci olmuşuz. Sırbistan'a finalde kaybederek. İşte yani hem kulüp bazında hem milli takım bazında. Zaten hep buralarda hep varız. Ha, hep İnşallah zirvediniz. bu kez de şampiyon oluruz. Başarılarının devamını dileyelim. Şimdi artık son bir dakika. Uğur Bey bir başlık seçiniz bakalım hangisini isterseniz. Mbappe ile tamamlayalım istersen. E o zaman gelsin ekrana. Lekip gazetesi. Real Madrid'in Kylian Mbappe için yaptığı çılgın teklif. Fransa cephesinde büyük yankı bulmuş. Lekip Real Madrid saldırıyor manşeti eşliğinde. Real Madrid 160 milyon euro ile ilk resmi teklifini yaptı. Ancak Paris Saint Germain şu an için katı bir tavır sergiliyor demiş okuyucusuna. Gelecek sezon kontratı bitiyor. Mbappe'de kontrat yenilemediği, Uzun süreli bir Real Madrid'de oynama isteği var. Real Madrid'de uzun zamandır oyuncu satıyor ve transferde hazırlığını tamamen Mbappe'ye de hağlandı. Madrid'e getirme üzerine plan yapıyor. Bununla ilgili ilk resmi girişimi bu. Herhalde bu girişimler sürecek. Herhalde. Şu an için öyle görünüyor diyelim ve noktayı koyalım. Uğur Melek'e çok teşekkürler. Bugün süremizin sonuna geldik. Değerli izleyenler veda etme zamanı. Tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın.